Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf map yayınları sayfa 257 ile 266 arasındaki çalışmaları birlikte yapmış olacağız. İlk çalışmamız sayfa 257'deki etkinlikler kısmı. Birinci sorumuza baktığımızda aşağıdaki uzunluk ölçme birimlerini istenilen birimlere çeviriniz demiş. Sırasıyla bakın metreden kilometreye metreden desimetreye şeklinde dönüşümleri yapacağız. Burada dönüşümleri yaparken arkadaşlar basamakları hatırlamamız lazım. Basamaklar sırasıyla kilometre kilometre hektometre, dekametre şeklinde devam ediyor. Metre, desimetre, santimetre ve milimetre şeklinde 7 tane birimimiz var. Bunları ezberlememiz gerekir arkadaşlar dönüşümleri yapabilmek için. Tekerlememiz var bunu kolay yoldan ezberlemek için. Kamile Hanım damda, Mehmet dayım camda, merhaba merhaba şeklinde tekerlemeyi ezberlerseniz bu ifadeleri rahatlıkla birbirine dönüştürebilirsiniz diyoruz. Alt tarafa doğru gittikçe 10 çarpacağız. Üst tarafa doğru gittikçe de 10'a bölmemiz gerekecek. Alt tarafa doğru sıfır ekliyoruz. Yukarıya doğru sıfır silmemiz gerekiyor dedik. A şıkkıyla şimdi başlarsak arkadaşlar. 32 metre kaç kilometre? Metreden kilometreye 1, 2, 3 basamak var. Yukarıya doğru gittiğimiz için sıfır silinmesi lazım. Sayımızda sıfır yoksa virgül devreye girecek. 3 basamak virgül devreye girdiğinde 1... 2. 3 basamak virgül virgül buraya geldi. Boşluğa 0 başına 0 gelecek arkadaşlar. 0 virgül 0.32 şeklinde cevabımız ortaya çıkmış oldu. 3 basamak yani 1000'e bölünmesi gerekir. Her basamakta 10'a bölündüğü için. O da 3 basamak virgül kayması demek oluşturuyor arkadaşlar. Cevabımız 0 tam binde 32 şeklinde karşımıza gelmiş oldu. B'ye geçtiğimizde bu sefer kilometreden metreye. 1 2 3 basamak aşağıya gittik. Bu sefer 3 tane 0 eklemem gerekiyor. 13200'ün yanına, 13200'ün yanına 3 tane 0 ekleyeceğiz. Ve ifademiz 13 milyon 200 bin şeklinde olmuş olacak arkadaşlar. Kilometreden metreye geçerken de 3 tane 0 eklememiz gerekti diyoruz. C'ye geçelim şimdi. Karışmaması için farklı renkler kullanalım. Metreden desimetreye, metreden desimetreye bir basamak aşağı indiğim için bir tane sıfır ekliyorum. İfademiz 920 olması gerekiyor dedik. Ç'ye geçtim. Desimetreden milimetreye. 514 desimetre kaç milimetre? 1, 2 basamak var. Aşağıya doğru indiğimiz için 2 tane sıfır eklenecek bu sayıya. Cevabımız 51400 şeklinde ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basamak sayısı kadar Sıfır ekliyoruz veya siliyoruz dedik. D'ye geçtiğimizde 3500 santimetre kaç desimetredir? Buraya da farklı bir kalemle çözelim karışmasın. Santimetreden desimetreye bir basamak yukarıya çıktığımız için bir tane sıfır sildiğimizde 350 olarak cevaba ulaşmış oluruz. E'ye geçtiğimizde 12000 milimetreye kaç metredir? Milimetreden metreye 1, 2, 3 basamak var. 3 tane sıfır sileceğiz yukarıya doğru gittiğimiz için cevabımız 12 olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz. Ve bu şekilde sayfa 257'deki etkinliği tamamlamış olduk. Burada kritik nokta arkadaşlar tekerlemeyi yani bu 7 basama sırasıyla ezbere bilmek diyoruz. Ve alt kısmındaki çalışmalarla devam ediyoruz. Burayı temizledik. Alt tarafa doğru geçtik. Sayfa 259'daki etkinliklerle devam edelim arkadaşlar. Birinci sorumuza baktığımızda Asfaltlama çalışması yapan bir belediye, 23 kilometrelik bir yolun 1700 metrelik kısmını tamamlamıştır. Asfaltlanmayan yolun uzunluğu kilometre cinsinden bulunuz demiş. Hemen yapalım. Şimdi bu soruda arkadaşlar, birisi kilometre cinsinden, birisi metre cinsinden verilmiş. Aynı birime çevirmemiz lazım. İkisinde sonucu kilometre sorulduğu için ile kilometreye çevirebiliriz. 1700 metre kilometreye çevrilirken yukarıya doğru 3 basamak gideceğiz. O yüzden de bu ifadedeki 3 basamak kaydırıyorum. Önce sıfırları sildim. Silecek sıfır kalmadığında virgül devreye gelir. 1,7 kilometre eşittir bu ifademiz diyoruz. Diyor ki bu kısmı tamamlanmış. Asfaltlanmayan geriye kalan kısmı sormuş. 23'ten bu ifadeyi çıkarmamız lazım. Onu da farklı bir kalemle yapalım. 23'ten 1,7'yi çıkaracağım. Peki nasıl çıkarıyorum arkadaşlar? Bu sayıda virgül olmadığı için sonunda virgül varmış gibi düşünüyoruz. Virgüller alt alta gelecek şekilde 1,7'yi bu şekilde yerleştirmeniz lazım. Eğer 1,7'yi yanlış yerleştirirseniz bakın sonucu da yanlış bulmuş olursunuz arkadaşlar. Bu şekilde 23 tam sonunda 0 yazdık. Altına da bir tam 10'da 7'yi yazdım. Sıfırdan 7 çıkmaz. Yandan aldığımızda burada 2 kaldı. Burası 10 on oldu. 10'dan 7 çıktı. 3 Hemen burayı düzelttim. 3 Bir virgülü koydum. 2'den 1 çıktı. 1 2'yi de aşağı indiğimizde 21,3 kilometre asfaltlanmayan yolun kaldığını tespit etmiş olduk. Önce kilometre cinsine çevirdim. Sonrasında da çıkarma işlemi yaparak sonuca ulaşmış olduk. Bazı öğrenciler bu ifadeyi metreye çevirip çıkarma yapıp sonrasında kilometreye çevirebilirler. Yine aynı sonuç ortaya çıkar diyoruz arkadaşlar. Aynı yere varmış olursunuz. Birinci sorunun cevabı için dedik. İkinci sorumuzla devam edelim şimdi. Burayı temizledim. Aşağıya doğru geçtik. Aşağıda verilen soruları cevaplarını bulmacadaki uygun yerlere yazınız demiş. A şıkkımızla başlayalım. 1 metrenin bin katı olan uzunluk ölçme birimidir demiş. Şimdi 1 metrenin 1000 katı. Yani 3 tane sıfır eklenmiş hali. 3 basamak yukarısı arkadaşlar. O da kilometredir. O yüzden A şıkkımızın cevabı kilo metre şeklinde karşımıza gelmiş oldu. B'ye geçtim. 10 santimetrelik uzunluk ölçme birimidir. 10 santimetre neye eşit arkadaşlar? Bakın bir basamak yukarıya çıktığımızda 1 desimetreye eşit. Yani bu ifade aynı zamanda 1 desimetredir. O yüzden buraya karşımıza B şıkkında 1 desimetre şeklinde karşımıza gelmiş oldu. Bir üst basama 1 desimetre olduğu için karşımıza bu şekilde bir sıfır sildiğimizde desimetre cevabına ulaşmış olduk. B şıkkımız için. C'ye geçtim. 1 milimetrenin 10 katı olan uzunluk. 1 milimetreye bir sıfır ekle. Yani bir üst basamağı arkadaşlar nedir? Santimetre. C şıkkımızın cevabı santimetre olacak. Santi metre şeklinde cevabı ulaştık. Ç şıkkına geçtiğimizde 1 metrenin 1 bölü 1000'i olan uzunluk ölçme birimi. Yani 1 metrenin binde biri yine bölünmüş hali. Yani 3 tane sıfır silinmiş hali. 3 basamak 6 o da milimetre olacak arkadaşlar. C şıkkımızın cevabına mili metre yazıyoruz. Son olarak D şıkkına geçtiğimizde temel uzunluk ölçme birimidir. Hepsinin sonuna dikkat ederseniz ne var arkadaşlar? Metre temel uzunluk ölçü birimimiz metre olarak karşımıza gelir. D şıkkının cevabı için bu şekilde 5 sorumuzu cevapladık ve bulmacadaki yerine yerleştirmiş olduk. İkinci sorumuzun cevabı için diyoruz. Ve alt kısımdaki çalışmalarla devam ediyoruz. Burayı temizledik. Alt kısımla devam edelim arkadaşlar. Sayfa 260'da pekiştirelim kısmı kısmıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuza baktığımızda 7 metre uzunluğunda bir ip 10 santimetrelik eş parçalara ayrılacaktır. Buna göre ipten kaç eş, kaç eş parça elde edilir demiş. Şimdi birisi metre, birisi santimetre. Önce dönüşümü yapalım. 7 metreyi santimetreye çevirdiğimizde arkadaşlar desimetre, santimetre. 2 basamak var. O yüzden iki tane sıfır alır. Yani bu ifademiz 700 santimetreye eşittir. 700'ün içerisinde kaç tane 10 santimlik parça var diye sormuş. O zaman yapacağımız işlem 700'ü 10'a bölmek. 7'nin içerisinde yok. 70'in içerisinde 10. 7 defa 70 yaptı. Burası çıkardığımızda 0 0. Bu 0 aşağı indim. Aynı zamanda buraya yazılır. Yani 70 eş parçaya ayrılabilir diyoruz arkadaşlar. Cevabımız 70 eş parça olarak bulunmuş oldu. 700'ü 10 santime böldüğümüzde birinci sorumuzun cevabına ulaşmış olduk diyoruz. İkinci sorumuzla devam edeceğiz. Burayı temizledik. İkinci sorumuza doğru geçiyoruz arkadaşlar. 0 tam yüzde 36 kilometrelik yolun yarısını yürüyen Eda'nın geriye kaç desimetrelik yolu kalmıştır diye sormuş. Şimdi önce kilometreyi desimetreye çevirelim, sonrasında da yarısı yürüdüğü için yarısını alalım arkadaşlar. Şimdi 0.36 kilometre kaç desimetredir? Sorumuz bu. Kilometreden desimetreye kadar. Kilometre, hektometre, desimetre, hektometre, desimet, şey, dekametre pardon. Metre, desimetre. Kaç basamak var arkadaşlar? 4 basamak var. 4 tane sıfır eklenecek. Bu virgüllü sayı olduğu için 1, 2 basamak virgülden kurtuldu. Geriye 2 hakkımız kaldı. Orada da 2 tane sıfır eklenmesi gerekir. Yani 3600 desimetreye eşit. Yolumuzun tamamı 3600 desimetre. Bunun yarısını yürümüş yarısı geriye kalmış. O zaman yapılacak işlem 3600'ün yarısını bulmak. Yani 3600'ü 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 3'ün içerisinde 2 bir defa. Burada 1 kaldı. 6 indim. 16'nın içerisinde 2. 8 defa. 8 kere 2. 16. Kalan 0 0. Bu 2 sıfırı buraya yazdım. Aynı zamanda buraya yazılır. 1800 desimetre Yol gitti, geriye de 1800 desimetre yol kaldı arkadaşlar. Yarısı gitti, yarısı kaldı diyoruz. İkinci sorumuzun cevabı da 1800 desimetre olarak karşımıza gelmiş oldu dedik. Ve üçüncü soruya doğru devam ediyoruz. Buradaki işlemleri yine sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Uzunlukları sırasıyla 1200 milimetre. 480 desimetre ve 0 tam binde 5 kilometre olan 3 boru uç ekleniyor. Buna göre oluşan borunun uzunluğu kaç metredir diye sormuş. Hepsini metreye çevireceğiz arkadaşlar. Çeviriyorum. 1200 milimetre metreye çevrilirken 3 basamak yukarıya çıktığım için 1, 2, 2 tane sıfır sildim. Bir basamakta virgül devreye girdi. Yani bu ifademiz 1,2 metreye eşittir 3 basamak yukarıya çıkmış oldum. Şimdi diğerine geçtim. 480 desimetre metreye geçerken 1 basamak yukarıya çıkılır. O yüzden bir tane sıfır silindi. 48 metre bu ifademiz. Bunu da yaptım. Sıfır tam binde 5 kilometre. Sıfır tam e, ee, onda yüzde binde evet tamam. 1000'de 5 kilometre metreye çevrilirken aşağıya doğru 3 basamak var. Aşağıya doğru 3 basamak olduğu için 3 tane sıfır yani virgülden kurtulacak. 1, 2, 3 tam virgülden kurtuluyor bu ifademiz. Tam 5 metreye eşit arkadaşlar. 3'ünü de metreye çevirdim şu anda. Demiş ki bize bu 3 boru ucuca eklensin. Yani toplama işlemi yapacağız. 48 artı 5 artı 1,2'yi bakın şu şekilde yazmanız lazım. Çünkü arkadaşlar virgülü sayı bu sayıların sonunda virgül varmış gibi alt alta gelecekmiş gibi yerleştirilir. Eğer yanlış yerleştirirseniz sonuçta farklı çıkar. Bu çok önemli bir nokta. Peki boş kalan yerlere ne yazacağız? Tabii ki de. 0 yazıyoruz. 0 artı 0, 0, 0 artı 2, 2 yapar. Virgülü koydum. 8 artı 5, 13. Bir daha 14'ün 4'ü elde var 1. 4'ün üstüne elde de eklediğimizde 5 yapar. Yani 54 tam onda 2 metre. Bu 3 borunun toplam uzunluğu diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 3. sorumuzu da cevaplandırmış olduk metre cinsinden diyoruz. Ve dördüncü soruya doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Yine işlemleri temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Dördüncü soru demiş ki yandaki başlangıç noktasından yola çıkan Ahmet ve Ece belirtilen yönlere doğru sırasıyla 4100 desimetre ve 320 bin milimetre doğrusal olarak yürüyeceklerdir. Yürüyüşleri sonunda Ahmet ile Ece arasındaki mesafe kaç metre olur? Bakın metre cinsinden sormuş. O yüzden bu iki ifadeyi de metreye çevireceğiz. 4100 desimetre. Metre bir basamak yukarıda olduğu için. Bir tane sıfır silinir. 410 metreye eşittir. Bunu çevirdim. 320 bin milimetre. Onu çevirelim hemen. 320 bin milimetre. Metreye çevrilirken. Santimetre, desimetre, metre. 3 basamak var. 3 tane sıfır silinir. 320 metreye eşit arkadaşlar. İkisi de birbirinden uzaklaştığı için aradaki mesafeyi ne yapacağız arkadaşlar? Burası çok önemli. Toplayacağız. Çünkü birbirine yaklaşsa aradaki farkı alırız ama uzaklaştıkları için mesafe artıyor. Toplamamız lazım. 0 artı 0 0. 1 artı 2 3. 4 artı 3 7. 730 metrelik bir mesafe oluşur arada diyoruz. Bakın buradaki yapılacak toplama işlemi ekstra dikkat. Genelde öğrenciler bu kısmı kaçırabiliyorlar dedik 4. sorumuzun cevabı için. Ve son 5. soruya doğru geçtim arkadaşlar. Burayı da temizledik. 6. sorumuz da varmış. 5 ve 6'ya geçtik son olarak. 5. sorumuz demiş ki Şevval'in bir adım uzunluğu 40 santimdir. Turgay'ın bir adım uzunluğu 300 milimetredir. Şevval ve Turgay'ın adım uzunlukları her seferinde aynı olmak şartıyla Şevval A noktasından B noktasına ulaşmak için 12 adım atmıştır. Buna göre Turgay B'den A'ya kaç adımda ulaşmıştır diye sorulmuş. Şimdi Şevval uzunluğu 40 santimden 12 adım attı. Toplam yolu bulmak için 12 ile 40'ı çarparak toplam yolun uzunluğunu bulabiliriz. Sonra da Turgay'ın e, ee, Adım uzunluğunu biliyoruz, kaç adım attığını bulabiliriz bölme yaparak. 0x2, 0 çarpı 2 0, 0 çarpı 1 0, 4 çarpı 2 8, 4 kere 1 4 topladığımızda 0 8 4 480 santimetre bu yolun uzunluğu. Şimdi Turgay'ın bir adımı 300 milimetre ise bunu santimetreye çevirip böldüğümüzde kaç adım attığını bulabiliriz arkadaşlar çünkü bunu adım sayısıyla çarptığımızda 480'e ulaşmamız lazım. Ters işlem gerekiyor burada. Bu ifadeyi 480'e böleceğiz ama önce santimetreye çevirmemiz lazım. Milimetreden santimetreye bir basamak yukarıya çıktığımız için bir tane sıfır silinecek. Yani bu 30 santimetreye eşit. 480'in içerisinde kaç tane 30 santim var? Bölme işlemi yapmamız gerekiyor. 480'i 30'a bölüyorum. 48'in içerisinde 31 defa çıkardığımızda 8, 1, 18 oldu. 0 aşağı indim. 180'in içerisinde 30, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 6 defa arkadaşlar. 6 kere 30 tam 180 yapıyor. Kalan da 0, 0, 0 oluyor. Yani Turgay'ın da 16 adım atması gerektiğini bu şekilde tespit etmiş oldum. Ve 5. sorumuzun cevabı da bu şekilde karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Güzel ve önemli bir soru. Bu soruya dikkat edelim arkadaşlar. Anlamadığımız kısmı tekrar mutlaka inceleyelim diyoruz. Ve 6. sorumuza doğru geçiyoruz arkadaşlar. Burayı da temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Bu sayfadaki son çalışmamız, son sorumuz. Demiş ki sorumuzda evi ile okulu arasındaki mesafe 700 metre olan Soner evinden okula gitmek için yola çıkmıştır. Soner yolun 7'de ikisini gittikten sonra kitabını unuttuğunu unuttuğu için geri eve dönmüş. Sonra okula gitmiştir. Soner'in toplam kaç kilometre yol gittiğini bulunuz diye sorulmuş. Şimdi 700 metrelik yolun 7'de ikisini gitmiş ve geri dönmüş. Şimdi 700'ün 7'de ikisi lazım bize arkadaşlar. 700'ün 7'de ikisi 7'ye bölüp 2 ile çarpmakla bulunuyor. O yüzden 700'ü önce 7'ye bölüyorum. 7'nin içerisinde 7 bir defa 7 yapar. Kalan 0. 2 tane 0 buraya da eklendi. 100 oldu. Sonra 2 ile çarpacağız bu ifadeyi. 100'ü 2 ile çarptım. 0, 0, 2. 200 metre gitmiş. Şöyle çizerek anlatalım buradan sonrasını. Yola çıktı. Önce 200 metre gitti arkadaşlar. Buraya geldi. Unuttuğunu fark etti ve geri, geri döndü. Bir geri dönüş yaptı. Tekrar 200 yürüdü. Sonra okula gitti. Bakın, gitti geldi. Tekrar bir daha okula gitti. Şuradan bir tane daha çizdim. Ee, toplam kaç kilometre yürüdüm? 200 gitti, 200 geri geldi. Sonra bir de okula gitti. Toplam orada 700'dü. Yani 200, 200 artı 700. Toplam gittiği yol bir 700. Bir 200 gitti, bir 200 geldi. Toplam yolu bu. Topluyorum. 0, 0, 7 artı 2, 9, 2 daha 11. 1100 metre yürümüş oldu Soner bu işlemde. Sonra diyor ki bu ifade Toplam kaç kilometreye eşittir? 1100 metre kaç kilometredir diye sormuş. Bu ifadeyi kilometreye çevirelim. Metreden kilometreye geçerken arkadaşlar ne yapıyoruz? 3 basamak yukarıya çıkıyoruz. 3 tane sıfır silmemiz lazım. Hemen siliyorum. Farklı bir kalemle ifade edelim. 1, 2 Silecek sıfır kalmadığı için virgül devreye girdi. Bir basamak kaydığında buraya virgül gelecek. 1,1 kilometreye eşit olduğunu tespit etmiş olduk. 1100 metre o da eşittir. 1 tam onda 1 kilometre olarak karşımıza gelmiş oldu. Toplam gittiği kilometre yol 1.1 kilometre 1 tam onda 1 kilometre olarak karşımıza gelmiş oldu. Altın sorunun cevabı için. Ve bu kısmı da tamamlayarak arkadaşlar uzunluk ölçülerini tamamlamış olduk. Alt sayfadaki üçgenlerin ve dörtgenlerin çevre uzunlukları kısmıyla devam edeceğiz. Burayı sildim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Evet 262'deki etkinliğimizle bu konudaki çalışmamıza başlıyoruz. Sorumuz demiş ki kenar uzunlukları verilen üçgenlerin çevre uzunluklarını santimetre cinsinden hesaplayarak noktalı yerlere yazınız. Çevre demek arkadaşlar kenar uzunluklarını topla demek. 10, 9 ve 7'yi topladığımızda 10, 9 ve 7'yi topluyorum. 9, 7 daha, 9, 0 daha, 9, 7 daha. 16'nın altı elde var 1. Bir. 1'in üstüne elde eklediğimizde 2 yapar. 26 cm olarak çevre uzunluğunu bulmuş oldum. Birinci şeklimizin diyoruz. Sadece yapmamız gereken kenar uzunluklarını toplamak olacak arkadaşlar. İkinci şekilde 9 artı 9 artı 8 yapacağız. 9, 9 daha 18. 8 daha 26 yapıyor arkadaşlar. Yine cevap 26 santim oldu. Evet. Yanlış olmasın. Üçüncü de 3 tane 7. Ya 7 ile 3'ü çarpabilirsiniz. Ya da 7 artı 7 artı 7. 7 artı 7 14. 14 artı 7 21 santim olarak da 3. şeklimizin cevabına ulaşmış oluyoruz. Bu şekilde çevre uzunluklarını bu sayfamızdaki çalışmada bulmuş olduk. Ve diğer çalışmamıza doğru devam edelim arkadaşlar. Aşağıya doğru indim. Evet 264'teki etkinliğimizle devam edelim. Diyor ki izometrik ve karelik kağıda çizilen geometri şekillerin çevre uzunluklarını hesaplayınız demiş. Kenar uzunlukları Çevre uzunlukları arkadaşlar. Tüm kenarları toplanacak. Önce bulalım. Bu bir paralel kenar. 1, 2, 3, 4 birim var. Karşısı da eşit. 4 birim. Burası 1, 2, 3, 4, 5 birim. Alt tarafta 5 birim. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşittir. 5 artı 5 10 yaptı. Şöyle yazalım. 5 artı 5 artı 4 artı 4. 5 artı 5 10. 14, 18 birim olarak karşımıza cevap çıkmış oldu. İkinci şeklimize geçtim. Farklı kalemler kullanıyorum karışmaması için. 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim. Bu bir eşkenar dörtgen. 3 birimlik. 3 artı 3 artı 3 artı 3 ne yapar? 3 artı 3 6 9, 12 yapar arkadaşlar. Bu sorunun cevabında da çevre 12 birim olarak karşımıza gelmiş oldu. Diğer şekle geçtim. Dikdörtgen ve kareye. Burası bakın. Yine farklı kalem kullanalım. Şuradan kırmızıyı aldım. Kısa kenar 1, 2, 3, 4 birim. Karşısı da 4 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Uzun kenarda 6 birim. Topluyorum. 6 artı 6 artı 4 artı 4 eşittir. 6 6 daha 12. 16 4 daha 20 birim olarak karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. İkisini bütün sayıları topladığımızda diyoruz. Son şekil kare. 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 4 artı 4 artı 4 artı 4 4 kere 4 yapsanız da olur arkadaşlar. Bir sıkıntı olmaz. Aynı sonuç çıkar. 4 artı 4 artı 4 artı 4 yapsanız da aynı sonuç çıkar. 4 artı 4 8. 4 daha 12. 4 daha 16 birim olarak karşımıza gelmiş oluyor. Bu çalışmamızda diyoruz. Çevre uzunluklarının 4 şeklimizin de bulmuş olduk. Ve diğer çalışmalarla devam edeceğiz. Buradaki işlemleri ve şekilleri geçiyoruz. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Alt kısımdaki etkinlikle devam edelim. 264'teki. Aşağıdaki ABCD kare DF eşkenar üçgen KLMN eşkenar dörtgendir. Her bir şeklin çevre uzunluğu 24 santim olduğuna göre kenar uzunluklarını santimetre cinsinden alabileceği doğal sayı değerlerini şekillerin kenarları üzerine yazınız demiş. Şimdi birinci şeklimizle başlayalım arkadaşlar. Çevre uzunluğu 24 ise karenin dört kenarı da eşit olduğu için arkadaşlar 24'ü 4'e bölerek bir kenar uzunluğunu bulabilirsiniz. 24'ün içerisinde 4 6 defa 6 kere 4 24 yapar. Kalan da 0 0 olur arkadaşlar. Yani her bir kenar uzunluğu 6 santim 6 santim 6 santim ve 6 santim alırsak karenin kenarı çevresi 24'ü sağlamış olur diyoruz. İkinci şeklimiz bir neymiş arkadaşlar? Eşkenar üçgen. Burada da 3 tane eşit kenar var. O zaman 24'ü 3'e bölerek her bir kenar uzunluğunu bulabilirim. 24'ü 3'e böldüğümüzde 8 defa arkadaşlar. 8 kere 3, 24. Kalan 0, 0. Yani burada da kenar uzunlukları 8 santim, 8 santim ve 8 santim olarak karşımıza gelmiş olacak. 3'e böldüğümüzde diyoruz. Üçüncü şeklimiz bir eşkenar dörtgenmiş. E, kareye benziyor arkadaşlar. Çünkü eşkenar dörtgenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. E, çevresi de 24 ise 24'ü 4'e bölerek bir kenar uzunluğuna ulaşabiliriz. 24'ün içerisinde 4 6 defaydı. 6 kere 4 24 kalan 0 0 oldu. Yani burası 6 santim. Burası 6 santim. Burası 6 santim ve burası 6 santim şeklinde kareye benzer. Eşkenar dörtgende de tüm kenarları eşit olduğu için onda da 6, bunda da 6 çıkmış oldu ve bu çalışmamızda bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Ve alt kısma doğru devam edelim şimdi diğer çalışmalarımıza doğru. Burayı temizledik. 265'te herhangi bir çalışma yok. Son olarak 266'daki çalışmaları birlikte yapacağız arkadaşlar. Birinci sorumuzla hızla başlayalım. Birinci sorumuz demiş ki ABCD paralel kenarında AB 7 santim. AD 5 santim. ABCD paralel kenarın çevre uzunluğunu bularak Aynı çevre uzunluğuna sahip ve kenarları doğal sayı olan farklı üçgenler ve dörtgenler çiziniz diye sormuş. Şimdi önce çevreyi bulalım. AB 7 santim burası. E burası 7 santim ise karşısı da 7 santim paralel kenarda. AD 5 santim. E o zaman karşısı da 5 santim olacak arkadaşlar. Önce çevresini bulalım. Çevre eşittir. 7 artı 7 artı 5 artı 5. Topladığımızda 7 7 daha 14, 5 daha 19, 5 daha 24 yaptı. Yani çevre uzunluğu 24 santim olarak bulunmuş oldu diyoruz. Diyor ki 24 santim çevreye sahip farklı üçgen ve dörtgenler çiziniz. Çizelim arkadaşlar. Bir tane dikdörtgen bir tane de ee, üçgen çizelim. Buraya sığdığı kadar. Sizler eğer buraya sığdıramıyorsanız bir kağıda veya deftere de bunu çizebilirsiniz. Eğer arkadaşlar bir üçgen çiziyorsanız eşkenar üçgen olsun. 24'ü 3 eş parçaya böldüğümüzde şurada yapalım hemen. 24'ün içerisinde 3 8 defa 8 kere 3 24 kalan 0 0 yani burası 8 santim burası 8 santim ve burası 8 santim olan bir eşkenar üçgen oluşturabiliriz. Topladığımızda da 24 santime oluş, ulaşmış oluruz. Bir tane de arkadaşlar kare oluşturalım. Onu da farklı bir kalemle oluşturalım. Burada yeterli alan yok. Dediğimiz gibi sizler bir deftere veya bir kağıda bunları alabilirsiniz. Karede de arkadaşlar kenar uzunlukları eşit olduğu için 4 tane kenar var. 24'ü 4'e bölüyorum. 6 kere 4, 24 kalan 0, 0 oldu. Yani burası 6 santim, burası 6 santim, burası 6 santim ve burası 6 santim olarak karşımıza gelmiş oldu. Bir tane üçgen, bir tane kare çizerek aynı çevreye eşit şekiller oluşturmuş olduk birinci sorumuzun cevabı için diyoruz arkadaşlar ve ikinci soruya doğru devam ediyoruz burayı temizledim sizler yavaş yavaş tamamlayabilirsiniz durdurarak dedik arkadaşlar İkinci sorumuz izometrik kağıtta verilen birinci şekildeki eşkenar dörtgen kırmızı çizgi boyunca kesiliyor oluşan parçalara ikinci şekil elde ediliyor. Elde edilen ikinci şeklin çevre uzunluğunu tahmin ediniz diye sormuş arkadaşlar. Edelim hemen. Şimdi kesildiğinde bakın. Şurası arkadaşlar 1, 2, 3 birim kadar. Yaklaşık 3 birim. Şöyle biraz daha düzgün yazalım. 3'ü. 3, 3 birim. Burası 3 birim. Burası 3 birim. Burası 3 birim. Yaklaşık olarak değere sahip. Kesilen yerde 1, 2, 3. O da yaklaşık 3 birim. Yani her yeri 3 birim. O zaman kesildiğinde arkadaşlar şurası bakın şu parça. 3, 3, 3. Yine aynı şekilde bu parça da aynı şekilde. 3, 3, 3 arkadaşlar. Diyor ki ikinci şeklin çevre uzunluğu. Bu şeklin çevre uzunluğu tüm hepsinin toplamından bulunur. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 3'ü toplayacağız. 6 kere 3 yapsanız da olur ya da 6 tane 3'ü yan yana yazabilirsiniz. 4 5 6. 3 6 9 12 15 18 birim olarak yeni şeklin çevresini bulmuş olduk arkadaşlar. Bu şekilde tahminimizi belirtmiş olduk. Yaklaşık 3 değerine sahip olduğu için yaklaşık 18 birim olarak cevaba ulaşmış olduk diyoruz. Ve üçüncü soruya doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Alt kısma doğru devam ettim. Demiş ki yandaki noktalı kağıda çizilen şeklin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden bulunuz demiş. Her bir birime 2 santim olduğunu ifade etmiş arkadaşlar. Hepsi 2 santimden. Önce kaç tane birim kullanılmış ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tane birim kullanılmış çevresinde arkadaşlar. Normalde cevabımız 30 birimdi. Ama her birisi 2 santimden olduğu için 30 ile 2'yi çarpmayı unutmayalım. Cevabımız 60 santim çevre olarak karşımıza gelmiş olacak. Hatta şöyle yazalım. Çevre eşittir. 60 santimetre olarak bulunmuş oldu diyoruz. Çevre dediğinde tüm kenarları tek tek saymamız gerekiyor dedik. Bu şekilde cevaba ulaşmış olduk. Üçüncü sorumuzun cevabı için arkadaşlar. Dörde doğru devam ediyorum. Burayı temizledim. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar. ABCD kare. BC ikizkenar üçgendir. BC ikizkenar üçgenin çevre uzunluğu 28 santimdir. C eşittir EB 10 santim. Buna göre boyalı bölgenin çevre uzunluğu santimetre cinsinden hesaplayınız. Şimdi üçgenin çevresi verilmiş arkadaşlar. 28. İki tane kenar uzunluğu da verilmiş. O zaman üçüncü kenarı bulabilirim. Nasıl buluruz? 10 ile 10'u toplarız. 20 santim. 28'den çıkardığımızda şu parçanın uzunluğunu bulmuş oluruz. 28'den 20'yi çıkardığımızda 8, 0. Yani şu kenar uzunluğu 8 santim olarak karşımıza geldi. E bu bir kareymiş. O zaman burası da 8 santim. Burası da 8 santim. Burası da 8 santim. Bu bilgilere de ulaştım. Şimdi son işlemimiz kaldı. O da nedir? Boyalı bölgenin çevresi yani burası, 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 burası. Bakın çevre dediğinde sadece kenarlar toplanacak. Yani şuradan başlarsak 8 artı 10 artı 10 artı 8 artı 8 lazım bize. Bunları topladığımızda şeklin çevresine ulaşmış olacağız. 8 10 daha 18 10 daha 28 8 daha 36 8 daha 44 santimetre olarak bu şeklin çevresine ulaşmış oluyorum arkadaşlar dördüncü sorumuzun cevabı için güzel bir soru bakın dikkatle işlemleri yapmamız gerekiyor dedik ve son beşinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar bu çalışmamızdaki son sorumuz hemen onu da çözerek çalışmamızı tamamlamış olalım. Bir kenar uzunluğu 8 cm olan 4 tane eşkenar üçgenle oluşturulmuş boyalı bölgenin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden hesaplayınız demiş. Bakın eşkenar üçgenlerden oluşmuş arkadaşlar. Ve her birisi 8 santimmiş. Yani 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 şeklinde. Hepsi eşkenar üçgenmiş. Diyor ki boyalı bölgenin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden Boyalı bölge dediğinde şurayı alacağız sadece bakın. Çevresini dediğinde tam şu kenarları alacağız. Çevre eşittir. 8 artı 8 artı 2 tane 8 her kenarda var. 8 artı 8. 8 artı 8. Toplam 6 tane 8. 6 kere 8'den de yapabilirsiniz. 48 olarak ya da bu şekilde toplayarak da yapabilirsiniz. 8, 16, 24, 32, 40, ve 48 şeklinde 48 santim çevre uzunluğuna ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Ve 5. sorumuzda bu şekilde tamamlamış olduk. Sayfa 266'daki çalışmaları da tamamlamış olduk. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.